1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında domates soslu karnabahar yemeği yapacağız. Malzeme listemi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Karnabaharlarımı haşlamak için tencereme 7 su bardağı su ilave ettim. Orta kısık ateşte, orta yumuşaklıkta olana kadar karnabaharlarımı haşlamaya bırakacağım. Ama çok fazla yumuşamamasına dikkat edelim lütfen. Çünkü yemeğimizin dağılmaması gerekiyor, parçalanmaması gerekiyor. O yüzden orta yumuşaklığa gelene kadar haşlamaya bırakıyoruz. Artı bir de ben bir püf noktası daha vermek istiyorum. Karnabaharın kendine haşlanırken bir kokusu vardır ve biz bu kokuyu en aza nasıl indirebiliriz? Ben burada bir tatlı kaşığı sirke ekleyeceğim, ilave edeceğim. Biraz da olsa karnabaharın kokusunu şöyle ekliyorum, almış olacağız. Ve bu şekilde orta kısık ateşimizde karnabaharlarımızı haşlanmaya bırakıyoruz. Evet, karnabaharlarım haşlandı. Şimdi karnabaharlarımı ben bir kenarda soğumaya bırakacağım. Yemeğimin diğer bir püf noktası da karnabaharlarımızı soğutmak olacak. Sıcakken asla fırın kabına alıp sosuyla buluşturup fırına vermeyeceğiz. Soğumasını bekleyeceğiz. Karnabaharlarımız bir kenarda soğurken şimdi diğer tarafta sosumuzu hazırlayabiliriz. Ocağımın altını orta kısık ateşe getiriyorum ve tencereme 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve yağımın üzerine şöyle 1 yemek kaşığı biber salçası ve yağımla salçamı 2-3 dakika bu şekilde karıştıracağım. Yağımla salçamı güzelce kavurdum. Üzerine rondomdan geçirmiş olduğum 4 adet domatesim, 3 adet sarımsağım ve 1 adet soğanım. Bunun hepsini rondomda güzelce çektim ve şöyle bir domates sosu elde ettim. Bunu arzu ederseniz rendeleyip de yapabilirsiniz. Hepsini rondodan geçirebilirsiniz. Ve ben şimdi salçam ve yağımın üzerine döküyorum, karıştırıyorum. Arzu ederseniz içerisine bir adet kapya biber de katabilirsiniz veya bir adet yeşil biber de katabilirsiniz. Ben sadece domates soslu olmasını istediğim için sadece domatesle hazırladım sosumu. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Evet, şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. Ve karıştırmaya bu şekilde devam ediyorum. Sosumu bir 5 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Karnabaharlarım soğudu. Hazırlamış olduğum domates sosum soğudu. Şimdi fırın kabımızın tabanını sıvı yağ ile yağlıyoruz. Karnabaharlarımızın yapışmaması için karnabaharlarımızı fırın kabımıza yerleştiriyoruz. Şu şekilde karnabaharlarımı ekledim. Üzerine hazırlamış olduğum domates sosumu döküyorum. Evet, şimdi yemeğimizi fırında pişmeye bırakacağız. Yaklaşık 15-20 dakika fırında pişireceğiz. Kontrollü pişirmenizde fayda var. Evet, yemeğimiz pişti. Yaklaşık 15 dakikada pişirdim. Şu şekilde üzerleri hafif kızarana kadar pişmeye bıraktım. Ama arzu ederseniz fırından çıkarmadan önce üzerine kaşar peyniri de rendelenmiş kaşar peyniri de serpiştirebilirsiniz. Şimdi ben şöyle alıyorum. Üzerine doğranmış maydanozumla şöyle göstermek istiyorum size. Şu şekilde domates soslu fırında karnabaharımız servise hazır. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkesin şimdiden ellerine sağlık olsun. Keyifli afiyetler olsun. Hoşça kalın.